bu kongre sisteminde, bu delege sisteminde federasyon başkanlarını aslında özünde kulüplerin oylarını belirlediği bir yapı içerisinde de bu kadar fazla kulübün istediğini biraz yapmanız da gerekiyor. Şu an kulüpler serbestlikten yanalar. Ama şu anki sistem önümüzdeki sezonda çok yüksek bir olasılık. %99 gibi bir oranda devam edecek. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini nasıl buldun? İyi buldum. Güven Yalçın'ı Önder Hoca Başakşehir maçında yine en son görev vermişti. Ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Ya ben o bölgede Alex Teixeira ile fazla oyalanmamasını gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Diğer taraftan Kenan Karaman'la hiç oyalanmaması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Çünkü 3-4-3 oyununda Alex Teixeira e savunma katkısı az. Kenan Karaman'ın hücum katkısı az. Güven en azından sana bunun ortalamasını veriyor. Ama Kenan'ın diğerlerine göre bir artısı olabilir. Sence? Yok. Fiziksel bir oyun oynamaya çalışıyor Beşiktaş. Ve önde baskı bu takımın olmazsa olmazlarından biri. Bütün kadrodaki profile bakınca Batu ile beraber en uygun oyunculardan biri. Bu arada ben hani hiçbir zaman Kenan falan olmadım. Onu da söyleyeyim. Ya, ya, o, Sadece o, o, bir onda, artı olarak. Ya, onunla da bilir. Ya, kenara şimdi, şu, Farklı da olabilir ama hani orada şu, şöyle bir probleme neden oluyor Beşiktaş'ta. Şimdi Batu işte skor yapacak oyuncu Batu Gezal, kenarı sayamıyorsun dolayısıyla kim kalıyor? Pjanić zaten gitmez. Joseph zaten gitmez. Ya başka oyuncu kalmıyor. İki oyuncu ayağına bakıyor. Rıdvan Rozier'e yani ceza sahası içi koşudan bahsediyorum. Yani kenarlara tabii ki bindirecekler ama Beşiktaş'ın hücum gücünü üstlenecek olan oyuncu sayısını arttırması lazım. Ben bu yüzden Güven Yalçın'la ilgili hı hı. daha olumlu. Pozitif bakıyorsun. Tabii hı hı. çünkü Güven Yalçın mesela Başakşehir maçında ki bunu yüksek ihtimalle e, Valerian İsmail de isteyecek daha içe kat ederek oynatmak. Gezalı da aynı şekilde iki hoca da içe kat ederek oynamasını istiyordu. Önder hoca da içe kat ederek oynatıyordu Gezalı. mecburen zaten 3-4-3 sisteminde Gezalı da güveni de içe kat ettirerek oynatıyor. Ve ben yarın eğer Beşiktaş maçı kazanırsa birinci performansın Güven Yalçın olacağına inanıyorum. Maça bu kadar etki edebilir. Ama Kasımpaşa çok zor bir ekip. Yani hücum gücü... Yani Muleka'yı mı tutacaksın, Umut Bozok'u mu tutacaksın? Gol kralı herhalde falan birinci ya da ikinci de Umut Bozok yüksek ihtimalle. Ya çok etkili silahları var. Ee, Güven Yalçın'ın çok katılıyorum sana şu konuda. Özellikle bu maçta belki Kenan Karaman Beşiktaş topu rakibe verecekse eğer. Bunu tercihleyebilir. Ama topa ben sahip olacağım oyunuysa eğer ki e, o zaman Güven Yalçın'la başlamak. Çünkü çok dönen bir oyuncu Güven Yalçın. Yani o stoperlerin kucağından çıkabiliyor. Bek'i alıp götürüp orada e, kendi Bek'inin önünü, aç önünü açabiliyor. Bunları çok iyi yapabilen bir oyuncu. Dolayısıyla ben güven Yalçın'a biraz daha e, yakınım o, o noktada. Alayem maçında topu rakibe bırakan Beşiktaş vardı sanki. Hı hı. Evet ama golün erken gelmesinden mi kaynaklandı o? Onun da Aslında hayır. Bence... Farioli'nin topu vermemesinden kaynaklanıyor. Hem Farioli topu vermiyor, vermiyor hem de ona mi? karşı zaten bu denenmiş ve e, uygulanmış, başarılmış. Çok sayıda maç var. Evet. evet. Faroli topu ayağında tutmaya çalışan bir teknik adam. Çok pas. E bir de gol erken gelince Beşiktaş'ta. Evet, evet çok önemli. Şimdi burada da Serdar'ın dediği gibi eğer şey yapabilir. Top oran topun oyunda kalma işte rakip ne kadar oynadı onun ne kadar oranlarda bir değişiklik olabilir. O da Alanya maçı gibi enteresan bir maç yani Beşiktaş olabilir. Beşiktaş öne geçerse özellikle 1-0. olsun. Eve götür topu. Evet. Ver topu o zaman. Yani Beşiktaş o oyunu bu oyuncu grubuyla oynayabilir, oynayabilir. ...öyle bir oyun görebiliriz gene Ama tabii erken gel, gol gelmesi lazım evet. mutlaka. Güvenin... Bir de erken gol... ...Batçuhay'dan geldi. <laughs> Düşünün. Serdar Sarıdağ... ...güvenin sözleşmesi bitiyor. Ee, bu maçlarda belki aldığı süreleri... ...değerlendirmesi onun açısından... ...faydalı olabilir takımda kalmak istiyorsa. Ama sorum şu... ...istiyor mu Beşiktaş'ta kalmak sence ve... Güven mi? Evet. Güven kalmak istiyor. Nereye gidiyor peki o zaman bu süreç? Ee, şimdi süreç şuraya gidiyor. Birincisi güven çok az bir para aldı. Bir gerçek. Fakat ikinci senesinde güven gitse, ya yani bu parayı biraz iyileştirsek dese, belki kulüp iyileştirecekti. Ama güven hiç gitmedi. Gitse daha iyiydi bence. Şimdi diyor ki, ben hiç gelmedim. Bari bu kontratta bir güzel bir şey yapalım diye. Ama bu sefer yeni bir planlamaya denk geldin. Efendime söyleyeyim, yeni bir ee, takım içi dengelerine denk geldin, yeni bir e, üst e, işte e, sınıra denk geldin ödeme konusunda. E, keşke gitseydin be güven diyorsun mesela içinden. E, Netice tabiyle bugün işini hani yarına bırakma mı durumu bu. Hı hı. O teklifler zaten hani Beşiktaş'ın önerdiği paralar zaten bana Avrupa'dan geliyor diyormuş menajerleri. Ki gelir. Genç bir oyuncu. Ben mesela Larin'de de çok ısrarcı olmam. Güvende olurum. Yine Türk pasaportu. Önümüzdeki dönem eğer 3 ondan sonraki seneyi bilmiyoruz. Belki 4 olacak. Onu tutarım. Bir de takımla 3 senedir birlikte zaten güven. Onu tutarım. Hani Larin ciddi bir para istiyor. Onu da kabulüp Yönetim haklı derim ama güveni tutabilmek için biraz dengelerde oynama yapabilirim. Önemli bir oyuncu çünkü. Yani ben Valerian İsmail'in de güvenin takımda kalmasından e, yana fikir belirteceğini tahmin ediyorum. Beşiktaş'ın kalan maçları bu arada görüntüye e, geliyordu. Beşiktaş'ın fikstürüne baktığımız zaman siyah-beyazlı ekibin sezon nasıl bir noktada bitirebileceğine dair de biraz kafa yoralım isterim. Kasımpaşa kağıt üstünde çok kolay bir maç değil. Kayseri deplasmanı Beşiktaş'ı bekliyor. Fenerbahçe maçı var içeride. Deplasmanda Göztepe mücadelesi aslında kağıt üstünde en rahat maç gibi ve sezon Konya Spor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Ne görüyorsun Valerian İsmail'in kalan fikstürüyle sürüyle alakalı? Zor maçlar. Birincisi Fenerbahçe şu anda bir hedefe yürüyor. Ligi ikinci sırada bitirmek adına. Son haftada eğer Konya Spor hala da ikincilik şansını devam ettirirse yine bir hedef takımda. Zaten ligde şu anda hedef pozisyonunda Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitme hedefi üstüne bir mücadelesi var. Evet. Ön tarafta da ikincilik yarışı devam ediyor bir taraftan da. Yani Şampiyonlar Ligi elemeleri için mücadele veren ekiplerimiz var. Ve burada Beşiktaş'ın kalan maçları içerisindeki 5 maçının iki tanesinin e, ikincilik yarışında olan takımlarla olması ki dediğim gibi Konyaspor son haftaya kadar bu şansını devam ettirir mi? Ettirirse eğer o karşılaşma da bayağı zorlu geçecektir. E, Göztepe ile alakalı da şunu söyleyeyim. Bu tarz işte bugünkü 6 ayda olduğu gibi e, hedefsiz takım kime düşmüş ama oyuncunun kendisini gösterip pazarda kalması ya da işte bu ligde yoluna devam etmesi için de çok vitrin bir karşılaşma. O yüzden de çok ayrı bir motivasyonla bu sahaya çıkacaklar çok belli. Göztepe maçı da kolay bir karşılaşma olduğunu düşünmüyorum. E, oyuncular mutlaka ligde devam etmek adına bu tarz vitrin maçlarına çok daha ayrı bir motivasyonla sahaya çıkacaklar ki... Galatasaray maçında Altay'ın e, birçok oyuncusunun gösterdiği performansın altına yatan sebep de... E, artık son çırpınışlarımız, son çarelerimiz, artık kendimi göstermem gerekiyor e, mücadelesi azmiyle biraz daha farklı motive oldular. Kayserispor Kayseri Spor deplasmanında da açıkçası şunu söyleyeyim yani bu takım ne oynuyoru ben de açıkçası çok sorguluyorum bazen. Kayserispor'un oynadığı oyunla alakalı. E, iki ileri bir geri. Takım ileriye doğru gidişat var. Bugün matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Zaten düşme şansının olduğunu düşünmüyordum ama matematiksel olarak da garantilemiş oldu. Fakat ee, çok daha iyi oyunlar ortaya koyabilirdi. Çünkü öne geçtiği maçlarda bir takımın 31 puan kaybetmiş olması e, çok da rastlanır bir durum değil. Ve bu sezon e, 31 puan kaybettiler öne geçtikleri maçlarda. Yani şampiyonluk kovalayan, hatta şampiyon oldu dediğimiz takım Trabzonspor'dan sonra ligin en fazla öne geçen takımı Kayserispor Spor bu ligde ama 31 puan kaybettiler öne geçip. O yüzden de Beşiktaş adına da e, yine kolay bir karşılaşma ol olmayabilir bu mücadele. Siyah beyaz takımın kalan fikstürü üstüne konuşuyoruz. Ne bekliyorsun Serdar Keleci? Hoca ile alakalı ilk etaptaki düşüncelerini de aynı zamanda merak ediyorum. Çok kısa bir süre oldu. Tabii, tabii. Bunu da tabii ki göz önünde bulunduruyorsun. Ya, sadece bilgi edinmeye çalıştık Hoca ile ilgili. O Barsi performansı, West Bromwich performansı orada aldığım bilgileri biraz doğruluyor Hoca. O hoşuma gitti. Yani o Barsi performansında çok fizik kalitenin ön planda olduğu bir takım ve en güzel tarafı şuydu duyduğum. Barça'dan hiçbir şey beklenmiyor sezon başında. Hani playoff'a falan katılmayı bırakın. Bilekiz e, küme düşer bu takım diye nitelendirilen takımı playoff'a sokuyor. Zaten o, pot, o kapasiteden e, sonra o takımın o kapasitesini gördükten sonra Vesper Omic Albin e, ona talip oluyor. Ama e, çok sabırsız bir camiadan bahsediyoruz. O tarafta da yani hoca sürekli hoca kıyımı olan bir yerden bahsediyoruz. Ben iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum Valerian İsmail konusunda ama bizde şöyle bir şey var. Şimdi hoca üçlü bir zaman sonra bir Beşiktaş problem yaşayacak. Mesela bunları yaşıyor Beşiktaş. Özellikle sol stoperde geçtiğimiz maçta problemler yaşadı. Bunları görünce hemen hocaya müdahale edeceğiz. Yarın öbür gün basın toplantısında yüksek ihtimalle şu sorular. Hocam üçlüyü bırakmayı düşünüyor musunuz? Adam ömrü boyu bırakmamış neredeyse. Bu, bu, bu gelecek ve e, sürekli bunlarla yoğrulacak Buraya ne kadar metanetli olabilecek? O sorulara karşı ne kadar dayanıklı olabilecek? Belki biraz fazla disiplinli olması oyuncu grubunda bir handikap olabilir mi? Çünkü bu bizde maalesef yaşanan bir problem. O antrenman temposunu beğenmeyen oyuncular baş kaldırabiliyor. ne olur yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş için söylemiyorum. Tüm takımlar açısından söylüyorum. Hani hocaların sürekli varyansın ettiği bir konu. Ama hocanın ortaya koymak istediği oyunda fizik kalite birinci sırada yer alıyor. O fizik kalite yoksa bu oyunu oynatamaz zaten. dolayısıyla buraları eğer başarabilirse Valerian İsmail çok kaliteli bir oyun ortaya çıkabilir. Ya benim şu anki fikrim hoca hakkında çok erken, olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için elbette çok erken ama bu tamamen hissi kabilel vuku, en ufak bir rasyonel dayanağım yok. Ben biraz daha olumlu, olumlu düşünmeye yakınım onu söyleyebilirim.